Medya Haber'den merhaba. Yeni bir Medya Haber'de gündem programıyla karşınızdayız. Bu akşam siyasetçilerle Türkiye'nin iç gündemini ama daha çok da bu son günlerde yaşananları, tartışılanları konuşacağız. Bu başlıklar içerisinde Türkiye'de yayılan şiddet iklimi var. Şiddet iklimine ilişkin iktidarın şiddet siyasetine ilişkin, polis şiddetine ilişkin konuşacağız. Hemen ardından seçimsiz seçim hazırlıklarına ilişkin tartışmalar var. Ayrıca liderlerin bir şekliyle seçime dönük hazırlıkları tartışılırken ama diğer taraftan da seçim yasasına dönük iktidar kanadından gelen tartışmaları izleyeceğiz. Sivil alana müdahale ve sivil alanın siyaset dışı bırakılmasına dönük iktidarın çabaları da gündemimizde olacak. Ama diğer taraftan da tabii siyasetçilerimizle demokratik ittifak sorununu da tartışacağız. Konuklarımız kimler? HDP milletvekili Doktor Rıdvan Turan, siyasetçi Alper Taş ve yine gazeteci arkadaşımız İskender Bayhan. Ben her üç konuda da hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum. Doğrusu hemen sıcak gündemden de şiddet ikliminden de başlayalım. İşte dünden beri bir gencin, Barış Çakan'ın Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldüğü tartışmaları var. Bununla ilgili çeşitli spekülasyonlar da özellikle iktidar medyasından yaygınlaştırılıyor. Diğer taraftan bakıyoruz toplumun her tarafında polisin özellikle bayramdan bu yana artan işkencesi, işte Diyarbakır'da yaşanan olayda işkencenin tutup kamuoyuna yayınlanması gibi problemler de var. Rıdvan Hocam sizden başlayalım isterseniz. Bu şiddet iklimine ilişkin ne dersiniz? Nedir bu yaşananlar? Gerçi şiddet hiç eksik olmadı Türkiye'de ama son günlerde giderek belirgin bir şekilde artması ve kamuoyunun gözünün içine sokulması ne anlama geliyor? Ben tüm seyircilerini, kılımcıları saygı iktidarın uzunca zaman problemi var. İktidar rıza yaptığı etki geniş kesimler kabul gören teliye sahip değil. Seste bir problem var. Sesiniz kesiliyor lütfen. Seste bir problem var. Gidip geliyor. Kulaklık takmanız mümkün mü? Belki kulaklık olmadığından böyle yapıyor. Kulaklık geliyor mu peki? Kesik kesik geliyor. Yani geliyor, kesiliyor, geliyor, kesiliyor. Bağlantı probleminden de olabilir. Burada bağlantı gayet... Hiç sesinizi alamıyoruz. Tek düze alamıyoruz. Bir kulaklık taksanız mümkünse kulaklıkla birlikte devam etsek. Bu arada ben aynı soruyu Alper Bey'e sorarak devam edeyim. Alper Bey, bu şiddet ikliminin özellikle bugünlerde giderek yaygınlaşmasına ilişkin siz ne dersiniz? Evet, ya da kamuoyunun gözünün içine sokulmasına dönük. Evet, şimdi Türkiye tabii çok kritik bir 3 yıla gidiyor. Bu 3 yıl çok önemli. 2023 başkanlık seçimi var. Yani 2023 aynı zamanda Cumhuriyet'in 100. yılı. AKP biliyorsunuz Cumhuriyet'le bir hesaplaşma içerisinde parantezi kapamak istiyor. Tabii biz de Cumhuriyet'in mevcut haline, tablosuna, iktidar ilişkilerine, rejimine, antidemokratik yönüne, Kürt meselesine ilişkin aldığı tutuma, emek meselesine ve sermaye ilişkileri bağlamındaki birçok konuda devrimciler ve sol olarak muhalefet ettik. Özgürlükçü, demokratik, eşitlikçi bir cumhuriyet için mücadele ettik, etmeye de devam ediyoruz. Ama AKP'ninki başka bir hesaplaşma, gerici bir hesaplaşma. Doğal olarak bu 3 yıl AKP-MHP rejimi açısından, bloğu açısından, siyasal İslamcı faşist bir rejim inşasında olan bu ikili açısından oldukça kritik, önemli. En çok güvendikleri yer sandıktı. Toplumsal alanda zayıf olsak bile diye düşünüyorlardı. Kültürel alanda, özellikle kültürel alanda
çok zayıf olduklarını söylüyorlardı. Kültürel iktidarı ele geçiremediklerini söylüyorlardı. Sonuç itibariyle kendilerine en çok güvendikleri yer sandıktı, seçimdi. Fakat son seçimlerde gördüler ki sandıkta da artık her şey eskisi gibi değil. Sandıkta da büyük bir sıkıntıyla yüz yüze kalmış vaziyetteyiz. Öyleyse Bahçeli'nin geçenlerde söylediği üzere Cumhurbaşkanlığı sistemi denilen bu sistemi reform kalıcı kılmak için, geleceğini güvence altına alabilmek için reformlar yapmak gerekiyormuş. Bu reformlar ne olduğunu biz anlıyoruz tabii. Reform dediği ilerici şeyler değil. Şimdi bu boyutu var meselenin. Bir de başka bir boyutu var. Başka bir boyutu. Biliyorsunuz pandemi sürecinde iktidar sadece pandemiyle mücadele etmedi veya pandemi mücadelesi üzerinden aynı zamanda toplumsal muhalefetle mücadele etti. Kendisine karşı pozisyon almış muhalefetle mücadele etmeyi pandemi sürecinin içerisine taşıdı ve muhalefeti bir virüs olarak, bir hastalık olarak gördü. Ve bu hastalıktan kurtulacağız dedi. Doğal olarak iktidar giderek dozajı yükselen bir baskı, muhalefeti tasfiye etme operasyonları içerisine girerken doğal olarak polis teşkilatının iktidarın bir parçası olan kuvvet güçlerinin buradan etkilenmemesi mümkün değil. Doğal olarak polisin son dönemlerde artan şiddet vakalarını gördüğümüzde bunun yukarıdaki siyasal zihniyetin bir kuruma da doğal olarak yansıması olarak bunu görmek gerekiyor. Ve bu polis şiddetinin artması ve giderek artıyor olmasının nedeni esasen 3 yıl içerisinde, önümüzdeki 3 yıl içerisinde AKP'nin ve MHP'nin birlikte muhalefeti ezerek, tasfiye ederek, bastırarak, terörize ederek, yabancı güçlerin operasyonel gücü diye takdim ederek, sunarak ve benzeri terörist diye yaftalayarak bütünüyle etkisiz hale getirme yansımalarının bir tür emniyet teşkilatına yansıması olarak görüyoruz. Son olarak şunu söyleyeyim arkadaşlar, sözü alsın yürütsünler. Evet. Düşünün İçişleri Bakanı ne diyor? İşte bu hale daha bulamadılar tabii veya bulmak istemiyorlar bu İzmir'deki cami Çalbella provokasyonunu. Bulacağız ve orada ezan dinleteceğiz. Şimdi bir İçişleri Bakanı, bir bakan bunu söylerse, yani şiddete, bu da bir şiddet. Yani şiddet dediğiniz illa tekme, tokat, çok, falaka filan değil. Sonuç itibariyle şiddetin değişik düzlemleri var. Bu bir şiddet dili. Doğal olarak İçişleri Bakanı'nın böyle hukuksuz bir biçimde konuştuğu yerde bu hukuksuzluk doğal olarak onun emri altındaki kamu çalışanlarına zaten yansıyor. Böyle diyebilirim. Yani bu iklimin bir siyasal kaynağı var. Onu anlatmaya çalıştım. Peki ben Rıdvan Hoca'ya tekrar geri döneyim. Bu şiddet iklimi Alper Bey değerlendirirken iktidarın önümüzdeki 3 yıla dönük hazırlıklarıyla ilgili bağlantı kurdu. Peki aynı zamanda içeride de dışarıda da köşeye sıkışan bir iktidarın bu şiddet siyasetini öne çıkarmasının aynı zamanda yeni hesaplar içinde olduğu anlamına da mı geliyor? Bu ikisiyle birlikte belki hem şiddet iklimi hem bunu değerlendirseniz. Tabii şöyle bir tarafı var işin. Bütün iktidarlar kendi varlıklarını iki temel üzerine dayandırırlar. Bunlardan bir tanesi rıza üretimidir. Diğeri de zordur. Fiili zordur. AKP iktidarı uzunca bir zamandan beri rıza üretim mekanizmalarını felç etmiş durumda. Hele özellikle ortalama AKP kitlesinin AKP-MHP ittifakı dolayımıyla bu ilişkinin rıza üretmesi pek mümkün olmuyor. Dolayısıyla böyle bir rızasızlık hali söz konusu olduğunda diğer tarafta elde tek bir şey kalıyor. Zoru daha etkin, daha elementer bir yöntem olarak kullanmaları kalıyor. Esasen uzunca bir zamandan beri AKP iktidarının şiddeti bu kadar yoğun olarak kullanıyor olmasının geri planında
politikasıyla, fikriyle, duruşuyla ikna edemediği geniş kesimleri zorla zapturapt altına almak, hizaya getirmek anlamı taşıyor. Zaten devrimciler, sosyalistler, Kürtler devletin zoruna aşina, öteden beri zoruyla karşı karşıya. Ama dikkat edin, zorun sınırları öylesine genişlemiş durumda ki artık örneğin bahçesinde oturan, ne bileyim işte çöp dökmeye giden ya da herhangi kriminal niteliği olmayan bir mesele bile şiddetle karşı karşıya kalıyor. Bu bir taraftan bu rıza ve zor meselesiyle ilgiliyken diğer taraftan da iktidar kendi geleceğini büyük bir tehlike altında olduğunu düşünüyor. Zaten birazdan konuşacağız. Bu getirmeye çalıştıkları yasalar, işte örneğin yarın parlamentoda bekçiler yasası tartışılacak. Seçim üçkağıtçılıkları, bunların tümü hemen hemen kendi geleceklerinden emin olmamalarından kaynaklanan bir nevrotik durumun siyasi alana yansıması olarak görüyor. Ama açık ki onlardan belki şiddeti daha fazla uygulayanlar oldu şimdiye kadar. Şiddeti bir siyaset yöntemi olarak en az onlar kadar benimseyenler oldu. Ama bunların hiçbir tanesi iktidarların kendileri açısından makul siyasi sonuçlar üretmedi. Tam tersine sonuçlar üretti genellikle. Evet, ben İskender Bayhan'a sorayım. Aynı zamanda bu dönemde şiddetle ilgili dikkat çekici bir yaklaşım da hem Erdoğan'ın hem iktidarın diğer kesimlerinin tutup ABD'deki şiddeti sert bir şekilde kınaması, onların deyimiyle söylüyorum. Bir de üstüne üstlük Erdoğan takipçisi de olacağız dedi. Türkiye'deki polis şiddetini de hiç görmedi. Son dönemde yaşananlar çok belli. Yani tek tek sıralamaya gerek yok. Adana'da Suriyeli genci öldürmeden tutun, işte sokaklarda adeta polis terörü estirmeye kadar giden süreç. Siz bu iklimle ilgili ve özellikle ABD'deki şiddete dönük hükümetin bu kadar birdenbire sarılması, orayı kınamaya dönük açıklamalar yapması nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir bütün olarak bunları birlikte bir de size sorayım. Ben de hem konuklara hem size hem genel olarak izleyicilerimize iyi akşamlar diyerek, dileyerek başlayayım. Kısaca söylenenlere belki katkı olabilir. Birçok yönüyle Türkiye'nin içinden geçtiği politik, toplumsal süreç ana belli başlı yönlerine değinildi ama belki bir başka ek olarak bir başka cepheden bir bu kadar şiddetin sokakta geçerli hale gelmesinin nesnel, toplumsal, sosyolojik nedenleri açısından belki birkaç katkı sunabilirim. Şimdi Türkiye'de denebilir ki Erdoğan hükümeti, AK Parti hükümeti uzun süredir aslında toplumun hem ekonomik hem sosyal açıdan sıkışmışlığının farkında. İşçilerin, emekçilerin yaşam koşullarının, yaşam standartlarının ağırlaşmasının farkında. Çalışma ve yaşam koşullarının ne kadar ağırlaştığının farkında. O kadar olağanüstü düzeyde bağımlılık maddesi kullanan nüfus oranı artıyor ki 10 milyonun üzerinde bir rakamdan bahsediliyor. Memleketin iç politikası, ekonomisi, dış politikası, yani ekonomik, sosyal, demokratik birçok sorunu o kadar olağanüstü bir düzeyde tek adam yönetimi tarafından, tek adam tek parti tarafından o kadar görmezden gelinip ve o kadar baskılandırarak, toplum baskılandırarak ayakta tutulmaya, yürümeye çalışılıyor ki artık toplumun neredeyse halk kitlelerinin bu sıkışmışlığında kendi adaletini kendinin koyması ya da güçlü olanın borusunun ötmesi dediğimiz yaklaşım bir bütün olarak tepeden tırnağa yukarıdan başlayıp aşağıya doğru nüfus ettiriliyor. Böyle olunca da tabii bir televizyon kanalında çıkıp bir kadın gazeteci ya da yazar olduğunu söyleyen birisi bir darbe tartışmasından bizim teçhizatımız hazır, sitede de listeyi de yaptım, 4-5 kişi de biz de var diyebiliyoruz.
ve biz bu fırsatı kaçırdık 15 Temmuz'da diyebiliyor ve bu karşılıksız, herhangi bir yanıtsız kalabiliyor. Ya da bayram günü sokağa çıkma yasağından dolayı Lüleburgaz'da olduğu gibi evinin kapısında oturan bir yurttaş arka arkaya 4-5 polis ve bekçi aracıyla birlikte gelinip aile evinin önünde tekme tokat sopayla jopla dövülüp gözaltına alınabiliyor. Buralarda da işte ufak tefek işte soruşturmalar, açığa almalar oldu denebiliyor ve bu aslında bu manzaralar Amerika'da da yaşanan, sizin verdiğiniz örnekteki yaşanan manzaralardan çok farklı manzaralar değil bizim memleketimizde. Ya da son verdiğiniz örnekte de Ankara'da bir parkta bir genç bir orada bir başka oturan bir başka birkaç insanı uyardığı için onlar ona saldırıp bıçaklayabiliyor. Yani dolayısıyla bu bir büyük oranda sistemin ve geniş işçi emekçi halk yığınlarının günlük hayatının ne kadar tıkanmış, ne kadar zor ve sıkıntılı bir durumda olduğunun göstergesi. Dolayısıyla böylesi zeminlerde nasıl ki ülkeyi yönetenler şiddeti, baskıyı, özellikle burjuva hükümetler geçmişten beri böyledir tarihte. Bunun çok örneği olmuştur. Şiddeti, baskıyı bir yönetim aracı olarak kullanıyorlarsa bu bütün bir toplumun da ister istemez günlük hayatına öyle ya da böyle yansıyor. Şimdi burada da bunun sonuçlarıyla yüze kalıyoruz. Amerika'da da aslında tablo çok açık bir biçimde, ki Amerikalı özellikle siyahi gençler bunu çok iyi dile getirdiler. Ben geçenlerde çok yaygın sosyal medyada gezen videolarını da gördüm. Değil mi? Diyordu ki polisleri tutuklayın. Bu işin çözümü kolay diyordu mesela. O kadar zor değil diye bir konuşma yapıyor. Evet. Siyahlara şiddet uygulayan polisleri tutuklayın, o zaman sorun çözülür diye. Bu bence çok kritik bir şey. Yani sorunu çözeceğinden dolayı değil ama gelebildiği noktayı görme açısından, bir toplumun belli bir kesiminin geldiği noktayı görme açısından Türkiye'de de bence böyle bir tabloyla yüz yüzeyiz. Bunun dışa vurumu tabii farklı oluyor. Farklı farklı şekillerde oluyor. Onun için bence toplumsal şiddet esas olarak egemen sınıfların, ülkeyi yöneten güçlerin ülkeyi yönetme biçimlerinin veya onların yarattığı nesnel koşulların halk kitlelerine yansımasının bir dışa vurumudur diyebiliriz diye düşünüyorum. Peki. Aslında bu şiddet olgusu çok yeni değil ama son dönemde özellikle toplumun gözünün içine soka soka yapmaları da dikkat çekiciydi. Bir planın da habercisi gibiydi. Bu gündemle başladık ama ben tekrar özellikle milletvekili olduğu için, mecliste yarın açılacağı için ve tartışma gündemlerinden birinin de özellikle MHP'lileri Bahçeli'nin dillendirdiği bu seçim yasalarında değişiklik, diğer taraftan işte başka bazı şiddeti belki meşrulaştıracak, cezasını artıracak yeni yasaların yolda olmasından yola çıkarak da sormak istiyorum. Bu seçimsiz seçim hazırlıklarını, seçim yasalarında yapılmak istenen değişiklikle şimdiye kadar bir şey sunmadılar meclise ama bir hazırlık içerisinde oldukları belli. AKP ile MHP bir hazırlık yapıyor. Bununla ne amaçlıyorlar? Arzuladıkları ne? Ve o arzuladıklarına ulaşabilme şansları yasal olarak var ama bunu topluma kabul ettirebilme durumları var mı? Şimdi bu faşist koalisyon bir yeni tarza sahip. O da şu. Genellikle yasa tasarlarını ya da hangi yasanın geleceğini son ana kadar gizliyorlar. Böyle sanki bir şapkadan tavşan çıkartırcasına alelacele önce komisyona getirip ardından genel kurula getirip kısa süre içerisinde yasalaştırmaya çalışıyorlar. Esasen benim gördüğüm kadarıyla bu koalisyonun toplumsal açıdan desteği iyice zayıflamış durumda. Yani ikisinin toplamının %40'lar civarında gezdiği, oy potansiyeli itibariyle söylüyorum, bir durumdan bahsetmek mümkün. Dolayısıyla bütün hesaplar başından beri AKP'nin iktidar olduğundan bu zamana kadar ve MHP ile beraber koalisyon ilişkisine girdiğinden günümüze kadar bütün hesapların temeli asla ve asla iktidardan düşmemek üzerine yapıldı. Fakat eğer hani onların deyimiyle demokrasi içerisinde siyaset sürdürülüyorsa, parlamenter bir rejim varsa, bunun ne kadar demokratik olduğu kuşkusuz
büyük bir tartışma konusudur. Nedir? Yani az oy alırsan, toplumsal siyasal desteğin zayıfsa oradan inmeyi de göze alabilmelisin. Fakat ülkenin varlıklarıyla kurdukları ilişkiler, sömürü ilişkileri, yaptıkları yasa dışı işler, bütün bunlar yan yana konulduğunda Erdoğan geri vitesi olmayan bir arabayla dar bir sokağa girmiş durumda. Viraj almak mümkün değil, geri çıkmak hiç mümkün değil. O sebeple şu anda küçük ortayla beraber tasarladıkları şeyin esası iktidarda kalmalarını teminat altına alacak yasal düzenlemeler, fiili durumlar ve zor aygıtların daha aktif olarak kullanılması biçiminde temelleniyor. İşte dar bölge, daraltılmış bölge tartışmaları, milletvekilleri transferinin zorlaştırılması, engellenmesi. Araya giriyorum, bir şey sorayım. Bu tüm dedikleriniz aslında bir şekilde seçimi anlamsızlaştıran olgular değil mi? Yani seçimi bu kadar evet, anlamsızlaştırmaya dönük bir iktidar var. Ama ona karşın bu iktidarın karşısındaki güçler bilmiyorum. Yani özellikle ana muhalefet babında değerlendirdiğimizde ortaya bir tezat çıkmıyor mu? Elbette ama zaten mümkün olsa da seçim olmasa, yani seçim olmadan iktidarı sürdürseler. Zaten şu korona döneminde iyiden iyiye demokratik mekanizmaların kadük hale getirilmesi, insanların sokağa çıkarak hakkın aramasının engellenmesi gibi şeyler dikkate alındığında iktidarın bundan çok hoşlandığını görmek gerekli. Gerçekten iktidar... Geliyor mu sesim? Geliyor, evet, sıkıntı yok. İktidar gerçekten bu konuda son derece bir yanıyla mutlu. Çünkü bir taraftan meclis kapatıldı, diğer taraftan sokağa çıkma yasağı adı altında her türden hak arama süreçleri engellendi. Yani bunların esasen derdi öyle bir mekanizma oluşsun, öyle bir siyasi süreç işlesin ki bu böyle AKP iktidarının, MHP de demiyorum, AKP iktidarının iktidarda kalmasını teminat altına alacak bir biçimde şekillensin. Temel amaç bu. Esasında hani Lenin'in 100 yıl önce söylediği burjuva iktidarlarında demokrasi hayale çevrilmiştir lafı tam günümüzü izah eden bir laf. Gerçekten burada demokrasi adı altına görebileceğimiz, takip edebileceğimiz, olumlayabileceğimiz hiçbir şey yok. Yalnızca uluslararası konjüktür, en az bir 150-200 yıldan beri bir parlamenter durumdan, parlamenter süreçten bahsediyor. Bu bir başlangıcı ve sonu olan bir süreçti. AKP iktidar gibi iktidarlar bunu biraz daha çabuk sonlandırmak niyetindeler. Bu yalnızca AKP açısından değil. Yani şu anda Erdoğan'ın ruh ikizleri var biliyorsunuz dünyada yönetimde olan. Bunların hepsi açısından 3 aşağı 5 yukarı durum bu. Dolayısıyla önümüzdeki hafta gelecek olan bekçiler yasası başta olmak üzere hemen tüm yasal düzenlemelerin geri planında ne olursa olsun AKP'nin toplumsal olarak kabul görmese bile, destek almasa bile, desteği bu koalisyonun, faşist koalisyon azalıyor bile olsa iktidarda kalmalarını teminat altına alacak adımlar atmaktır. Bunun demokrasiyle, parlamenterizmle, şunla bunla uzak yakın hiçbir alakası yok tabii. Peki. Onlar da alakası olduğu için yapmıyorlar bunu. Peki. Alper Bey, son günlerde yansıyan bir demeç de yine partiler arasında milletvekili transferlerinin yasaklanmasına dönük hazırlıklar oldu. Bahçeli yine dillendirdi bunu. Tabii arada da Yaşar Okuyan'ın 63 milletvekilinin AKP'den ayrılıp AKP'den ayrılan ve yeni kurulan partilere geçebileceği söylendi. Bu konuyla ilgili hazırlığı tabii salt milletvekili geçişlerin önlenmesi değil de bu yeni partiler babında da değerlendirdiğimizde iktidarı korkutan bir güç oluşması mümkün mü? Bu partiler açısından ortaya çıkan olgu üzerinden baktığımızda. Ya şimdi tabii şöyle bir tablo var şimdi. Deva ve Gelecek Partisi AKP'nin içinden çıkan oluşumlar. Doğal olarak AKP'nin her şeyini biliyorlar. Bir süreç yaşamışlar. Her ikisi de birbiri hakkında birçok şey biliyor. Doğal olarak
AKP'deki çözülme sürecinin göstergelerinden biri iki tane partinin içinden çıkmasıdır. Yani biri başbakanlık yapmış, diğeri birçok bakanlık yapmış. Bir tanesi dış politikanın beyni olmuş, diğeri ekonominin beyni olmuş. Böyle iki kurucu üyenin AKP'den ayrılarak ayrı bir siyasi oluşuma gitmek zaten bir zayıflık, yani AKP açısından bir handikap. Şimdi bunun AKP'yi ne düzeyde etkileyeceği ayrı bir tartışma konusu, ama seçim bağlamında baktığında tabii seçim sistemi %1, %2 oyu bile önemli kılıyor. Yani sonuç itibariyle öyle bir seçim yasası getirdiler ki aslında eski seçim sistemi daha da kendi lehlerine, şimdi kendi işlerini, yani kendi bakış açıları itibariyle söylüyorum, durdukları yer itibariyle söylüyorum, daha da zor bir hale getirdiler. Buradan baktığımızda tabloya, ben meselenin esasen doğrusunu söylemek gerekirse 63 vekil geçecek, bunu önlemek için bir çaba içerisinde olduklarından dolayı bu seçim ve siyasi partiler yasasıyla uğraştıklarını zannetmiyorum. Esasen Rıdvan arkadaş vekilim söyledi. Esasen kendilerinin kazanmasını güvence altına alacak bir seçim sistemi açısından bu seçim ve siyasi partiler yasasına bakacaklar. Yani Bahçeli siyasi partiler yasasının lider suhtasını ortadan kaldıran hükümlerini mi gündeme getirecek? Böyle bir şey mümkün değil. Doğal olarak hangi seçim sistemi ve siyasi partiler yasası önümüzdeki dönem açısından muhalefeti güçsüzleştirir, bizi daha avantajlı kılar. Bunun hesabını, kitabını yapıyorlar. Yarın filan göreceğiz. Şimdi AKP'nin durumu şu. Şimdi biliyorsunuz bu sandıkta çok kendilerine güveniyorlardı. Bunu böyle olmadığını seçimde gördüler. Esasen yani 31 Mart ve 23 Haziran seçiminde gördüler, ama daha önceden de biliyorsunuz 7 Haziran 2015 seçiminde de görmüşler. Yani ne yaptılar 2015 7 Haziran seçiminde? Ortaya çıkan iradeyi değiştirdiler. Yani iradeyi tanımadılar. Ve 1 Kasım'da patlayanların bombaların eşiğinde Türkiye seçime gitti. Ve tarihlerin en yüksek oyuyla iradeyi kendi lehlerine çevirdiler. 31 Mart'ta ne yaptılar? Çıkan sonucu tanımadılar. Ondan önce 16 Nisan'da esas ne yaptılar? 2017 referandumunda tam oyunun kuralını oyun biterken değiştirdiler. İşte oyunun kurallarını değiştirerek hileyle referandumu kazandılar. Aslında kaybetmişlerdi. Şimdi buradan baktığımızda eskisi kadar seçim konusunda da rahat olmadıkları için seçimsiz seçim, tabii sen biraz bu cümleyi kullanırken meselenin önemini daha da abartmak için kullanıyorsun, kuşkusuz bir şeye işaret etmek için kullanıyorsun. Bunlara seçim lazım. Yani seçimsiz olmaz. Yani bir meşruiyet, yani bir sandık meşruiyeti şu veya bu düzeyde lazım olduğu için seçimden vazgeçemezler. Ama öyle bir seçim ortamı, işte OHAL şartlarında referanduma gittik biz. Bombalar, katliamlar eşliğinde seçime gittik biz. İşte büyük bir baskı, büyük bir hakaret, büyük bir terörize etme, işte aşağılama, baskı politikalarıyla en son yine yerel seçimlere gittik. Doğal olarak önümüzdeki 3 yıl önce olur olmaz, orası ayrı bir tartışma konusu. Ama sonuç itibariyle önümüzdeki seçimi kazanabilmeyi riske atamazlar. Yani kendi haline bırakamazlar ve bunun tedbirlerini almakla kendilerini sorumlu tutuyorlar. O yüzden ama ben bir şey sorayım. Şimdi bu tüm konuştuklarımız aslında o seçimsiz seçimden kastettiğimiz, siz tam açıkladınız onu, tekrar söylemeyeyim. Ama tüm bu konuştuklarımız, anlattıklarınız göz önüne geldiğinde aslında bir şekliyle
kalıcı bir diktatörlüğe gidiş var. Yani şimdiye kadar seçimler üzerinden diktatörlüğü inşa vardı. Ama artık ne yaparsanız yapın, hiçbir şekilde bu iktidarı değiştiremeyeceksiniz sonucu çıkıyor. İşte şimdi zaten Bahçeli'nin cümlesinde o var zaten. Diyor ya, Cumhurbaşkanlığı sistemini oturtmak için, kalıcı yapmak için, geleceğini güvence altına almak için reform yapmamız lazım diyor. Reformlar yapmamız lazım. Reformlar dediği az önce sizin söylediğinizde bizim bildiğimiz manada bir reform olacak hali yok onun yani. Dediğiniz doğru yani. Yani başkanlık sistemi denilen bu rejimi, bu tek adam, tek şahıs rejimini kalıcı hale getirmek için önlem paketi, kendilerince önlem paketi, ama başaramayacaklar. Yani başaramayacaklar. Onu daha sonra konuşuruz. Peki, onu da konuşacağız. İskender Bey, size hemen şunu sorayım. Doğrusu son belki Alper Bey'e sorduğum konuyla bağlantılı gibi sorayım. Şimdi mevcut iktidarın bir seçim ile değişmeyeceğine dönük kanı da giderek artıyor. Yani hatta daha ilerisi de tartışıldı. Yani artık bu iktidarı indirmek için şiddet kullanmayı tavsiye eden sosyal demokratlar, hatta liberal demokratlar bile oldu. Yani ancak şiddetle bu iktidar gider diyenler de oldu. Onların kastettiğini ben tabii yorumlayamam. Ne için o sözleri kullandılar bilemem ama bu iktidarın bir seçimle değişmeyeceğine dönük inanç neden giderek tükeniyor? Ve gerçekten bunun karşısında özellikle siyaset nasıl bir refleks geliştirmeli? Ya tabii Erdoğan ve birkaç yıldır da Erdoğan-Bahçeli ittifakı seçimleri biçimsel olarak bile Erdoğan'ın yaptığı veya Bahçeli'nin ortalayıp Erdoğan'ın vurduğu bir ve sonuçta Cumhur İttifakı'nın kazandığı bir maç olarak örgütlemeyi düşünüyorlar ve böyle istiyorlar. Buna da biraz alışmışlardı ve son İstanbul seçimleri, yerel seçimler evet bu oyunu bozdu tabii. Bu açıdan bir sıkıntı doğurdu. Ciddi bir hatta yine öyle olması için seçimler iptal edildi. Ama halkın, özellikle İstanbul halkının buna verdiği yanıt, emek, barış, demokrasi güçlerinin hep ortak tutumuyla birlikte verdiği yanıt, istedikleri gibi bir yanıt olmadı. Öyle olunca şimdi tabii bir formül aranıyor. Bence henüz şu açıdan net bir durum var. Seçimle veya seçimsiz bu iktidar varlığını sürdürmeli. Çünkü büyük. Ne diyelim, iktidarın elinde tuttuğu olanaklar ve edindiği yer açısından kaybedeceği çok şey var. Kaybedilecek şeyler çok büyük, servetler çok büyük, çıkarlar çok büyük. Dolayısıyla bunların kaybedilmemesi için her şeyi yapmak mübah olan bir noktada duruyor iktidar. Özellikle tek adam yönetimi, Erdoğan yönetimi, AKP yönetimi ve yanında da Devlet Bahçeli de aynı şeyi, yaklaşımı sergiliyor. Bu, biz programa başlamadan bir saat önce erken seçim meselesine ilişkin Devlet Bahçeli'nin son açıklamaları düştü kamuoyuna. Ona bile çok sert erken seçim tartışmaları yapanları daha hain ilan etmiş bu sefer. Yani kendisinin attığı adımlardan kaynaklı bir kısmı da bu tartışmalar sürüyordu. Onun için belki şunu söyleyebiliriz. Ben Erdoğan'ın seçimlerini de iptal edebileceğini de düşünüyorum. Yani eğer ihtiyaç olursa bunun da yöntemini arar. Genel olarak sermayenin böylesi dönemlerde olağanüstü merkezileşmiş ve bütünüyle kendi çıkarlarını memleket çıkarı olarak ilan etmiş kliklerinin iktidarlarında bunlar da olmaz değil. Çünkü Erdoğan fırsat yakalarsa Cumhur İttifakı çok açık gerici faşist bir politik düzen kurmak ister. Genel oy hakkını da erteleyebilir. Parlamentoyu da tatile çıkarabilir. Ha, bu kadar olmuyorsa bile muhalefetin parlamentoya girişine bir zamanlar Menderes'in İnönü'nün meclise girmesini yasaklaması gibi böylesi formüllere kadar, yani bir bütün olarak çok ciddi, çok gözü kara bir hesaplaşmayı göze aldığını gösteriyor Erdoğan. Bunun mesajını veriyor. Ha, bunun hala arkadaşların da söylediği gibi kitaba uygun, hala bir şekilde kitaba uygun yapılabilir yönleri neler var? Bunlarla uğraşılıyor bir yandan da. Yani bunu gene bir mızrağa çuvala sığdırarak mı yapacağız? Yoksa mızrak çuvarı yırtarak, parçalayarak mı yapacağız?
bunu hattına girdiler, bu yola girdiler ama tabii ki mızrakla çuvalı parçalayacak araçları bir bütün olarak kullanıp her şeyi, bütün biçimsel demokratik süreçleri rafa kaldıracak bir noktaya gelmeden yapabilecek neler var diye bakıyorlar. Seçim biçimi üzerine, seçim yasasındaki değişiklik üzerine konuşuluyor. Ki mesela Anayasa Mahkemesi'nin bunu iptal edeceği de konuşuluyor. Yani seçim yasasında bir değişikliğin ilk seçimlerde uygulanamayacağı da gündemde. Bir anayasa değişikliği yine gündeme gelebilir. İşte iki turlu seçim tartışmaları tek tura. Yani ciddi anlamda şöyle Anayasa bir, Mahkemesi bu, üzerinden bu iktidar, bu iktidar kapışması içerisinde kalmış. Yani halk için bakarsanız, memleket için, demokrasi bekleyenler için, demokratik gelecek öngörenler için kalmamış. Bu özlemde olanlar için kalmamış. İşçiler, emekçiler için, Kürt halkı için, kadınlar için, gençler için kalmamış. Ama hakim sınıfların kendi iktidarlarını ve kendi iç çatışmalarını, kavgalarını düzenlerken bir rol oynamış kalmış. Mesela bazı kararları, mesela değil mi, geçen dönemlerde yapmış olduğu arada sıradaki bazı kararları bu açıdan enteresan şeyler söylüyor. O dediğiniz önemli. Yani halk açısından bakarsanız ne Anayasa Mahkemesi, ne yargı, ne yasama, bunların bir şey yok. O halkın çıkarları söz konusu olunca. Ama kendi iç hesaplaşmaları söz konusu olunca hala sivil ve askeri bürokrasinin, hala yargı veya militarist kurumların, bürokrasinin kendi iç çatışmalarında bir işlevi var, bir rolü var ve orada aslında rol oynuyor. Mesela RTÜK halk için nasıl bir anlamı yok ama Erdoğan için bir anlamı varsa, Cumhur İttifakı için bir anlamı varsa, Anayasa Mahkemesi de böyle bir pozisyonda böyle bir görev üstlenebilir. Ama dediğiniz gibi şu noktada bence belki önümüzdeki sürecin nereye evrileceğini göreceğiz. Yani bu süreç tamamen bütün demokratik, biçimsel olarak demokratik haklar açısından, genel oy hakkı da dahil, sandık da dahil, tamamen seçimlerinde rafa kaldırılacağı bir süreç mi olacak? Yoksa her şeye rağmen bunu başaramadığı, Erdoğan'ın niyeti bu olabilir ama işte her şey de Erdoğan'ın istediği gibi olmuyor biliyorsunuz. Reisin istediği öyle olsaydı zaten bugüne kadar seçimleri hiç yaptırmayabilirdi yani. İstanbul seçimlerini gece saat 4'te almış gitmişti mesela. Ama olmadı mesela. Yapamadı. Seçimi kazandığını ilan etmişti ama Binali Yıldırım ve AKP Genel Başkanı, İstanbul İl Başkanı seçimler 4000 küsur oyla kazanıldı, bitti diye gittiler. Ama sabah öyle kalkamadılar. Onun için bu karşılıklı bir mücadeleyle ilerleyen bir süreç olduğu için burada Erdoğan bunu istiyor. Ama bunu yapamayacağını göreceğiz. Bunun için ne kadar saldırganlaşıp saldırganlaşmaya ya da saldırganlığını ne kadar artıracağına tanık olacağız. Göreceğiz. Ve burada da tabii tayin edici mesele tek taraflı olmayacak. Halkın tutumu da tayin edici olacak. Peki. Türkiye'de onu da belki ilerleyen bölümlerde konuşacağız. Evet, özellikle son konumuz Demokratik İttifak olacak. Ona gelmeden önce bu diğer tartışılan başlıkları konuşmak istiyorum. Rıdvan Bey, size de sivil alana müdahale üzerinden sormak istiyorum. Doğrusu yani hala her şeye rağmen iktidarın kontrolüne girmeyen sivil toplum örgütleri var. Baro en fazla uğraştıklarından biri. Diğer yarı resmi olabilecek kurumlar üzerinden de Tabipler Odası'ndan veya diğer kamu çalışanlarının veya yargı çalışanlarının üye olduğu kurumlar. Şimdi bunları dizayn etmeye dönük de bir çaba içerisinde. Yani SALT seçimle uğraşmıyor ya da SALT diyelim ki toplumu bir bütün olarak kontrol altına almaya dönük meclis üzerinden uğraşmıyor. Meclis içi güçlere dönük de çok yoğun saldırılar var. Siz bunlar için yapılan hazırlıkları nasıl değerlendiriyorsunuz? Gerçekten bu hazırlıkları yapabilecek bir güce sahip bir iktidar. Çünkü sivil toplum aynı zamanda güçlü tabanları olan da kurumlar aslında. Mesela baro bu açıdan çok önemli ve çok ciddi açıklamalar yapan baro başkanları da oldu. Evet, başından beri Erdoğan'ın açısından karın ağrısı olan şeylerden bir tanesi tabip odaları. Tabip odalarını bir türlü ele geçiremedi. Orada iktidarını bir türlü kuramadı, tahkim edemedi. Diğer taraftan da barolarda da önemli ölçüde Erdoğan karşıtı diyebileceğimiz, Erdoğan'a karşı açıklama yapan, tutum olan
politik pozisyon belirleyen barolar var. Zaten iktidarın tahkimi dediğimiz şey esasen yalnızca parlamenter bir yeniden düzenleme yapmak değil, toplumu yukarıdan aşağı yeniden kurmak. Bunun içerisinde demokratik kitle örgütleri elbette var. Ama emin olun yalnızca demokratik kitle örgütleri de değil. Aynı zamanda evimize kadar yeniden bir nasıl yaşayacağımıza, ne yiyip ne içeceğimize, nasıl giyineceğimize, kaç çocuk sahibi olacağımıza karar verecek bir iktidar mekanizması kurmaktan yana. Bunun da çabalarını epey zamandan beri biliyorsunuz gösteriyor. Şimdi özellikle son dönemde barolara ve tabi odalarına yönelik olarak serdettiği fikirler Erdoğan'ın yeni fikirleri değil. 2002'den bu yana AKP iktidarı bu kurumlara, tabi TUMOP yine çok önemli, anmak gerekli, iktidarın kendi varlığını dayatamadığı, her şeye rağmen iktidara karşı politik pozisyon belirleyen bu kurumlara karşı bir kin siyaseti gidiyorlar. Adını tam böyle koymakta bence fayda var. Kin siyaseti çeşitli biçimlerde tezahür etti. Mesela hekim olduğum için biliyorum, tabip odalarında sırf demokratik katılım grubunun iktidarı, yönetimi alamaması için ellerinden gelen tonla yöntemi denediler. Hiç yan yana gelmeyecek kurumlar yan yana geldi, ekipler yan yana geldi. Sırf DKG seçimi alamasın, başaramasınlardı. Ama en son seçimlerde bile onların aldığı oyun 3 katından fazlasını demokratik katılım grubu elde etmiş oldu. Bu bir trend değil. Bu iktidarın genetiği, yani hegemonya denen şeyi tesis etmek yalnızca parlamento içindeki ya da cari siyaset diyelim, orada görünen taşları yeniden düzenlemek değil, aynı zamanda bir bütün olarak toplumu yeniden bir nizam vermek biçiminde tezahür ediyor. O sebeple AKP bayrağının dikilmemiş olduğu hiçbir yeri Erdoğan kabul etmiyor. Bunların her birinde o ya da bu ölçüde, şimdi mesela tabip odası için önerdikleri şey nispi temsil olsun. Ya nispi temsil demokratik de kardeşim, nispi temsil olsun, parlamentoda da nispi temsil olsun. Bu %10 barajı neyin nesi oluyor mesela? Yani nispi temsilse sen orada ne öneriyorsan merkez siyasette de bunu öner. Yani bu o denli bir çelişkiyi kendi içerisinde barındırıyor ki nereden bakılırsa bakılsın iktidar açısından kendi varlığını tahkim etmenin dışında demokratik herhangi bir değer ya da teamülün önemsiz olduğu ayan beyan ortada. Bir de geçen gün çok ilginç bir benzetme ortaya çıktı. Biliyorsunuz Trump da bu Dünya Sağlık Örgütü'ne önce fırça attı. Sonra dedi size kardeşim ben bütün desteğimi kesiyorum. Ya bu dönemde dünya buna benzer diktatörler üretiyor. Gerçekten Erdoğan'ın tabip odalarıyla yaptığı mücadelenin bir değişik biçimini Trump Dünya Sağlık Örgütü ile sürdürüyor. Yani aslında bunlar kendi ettikleri sözün dışında söz olmasın, kendi yönelimlerin dışında herhangi bir yönelim olmasın çerçevesinde adım atıyorlar. Peki bunu başarabilirler mi? Bir defa bence muhalefet olarak şuradan bizim bir çıkmamız lazım. İktidarı bu kadar kadiri mutlak görmek, bunların yapacağı düzenlemelerle, tezgahlarla iktidardan asla ve asla indirilemeyeceği yönünde bazı vehimler gerçekten siyaseti, alternatif siyaseti, devrimci demokrasi siyaseti zor duruma düşürüyor hem de zayıflatıyor. Hiç böyle değil. Şu ana kadar yapmaya çalıştıkları çok şey vardı. Yani 7 Haziran'dan bu zamana pek çok şey değerlendirilebilir. Gezi, yine yıl dönümünü yaşıyoruz aynı zamanda, değerlendirilebilir. İktidar bu türlü momentlerde hep yenilgiye uğradı. En son belediye seçimlerinde de yenilgiye uğradı. Demek ki bizim karşımızda kadiri mutlak dediği, dedik, istediği her şeyi yapabilen olağanüstü bir masal canavarı yok. Tam tersine kendi içinde son derece yoğun çelişkiler yaşayan. Egemenler arasındaki çelişkinin her gün daha fazla boyutlandığı bir iktidar koalisyonu var. O açıdan bakıldığında
TEP odalarına ya da barolara, mühendisler odalarına yönelik olarak buna benzer bir takım tezgahlar içerisinde olabilirler. Hatta belki buna ilişkin yasal bir takım düzenlemeler de yapabilirler. Ama ben size söyleyeyim. Yolcudur Abbas bağlasan durmaz. Bunların şu anki politik ne yaparsanız pozisyon, yapın gidecek mi diyorsunuz? Bunlar gidici. Bunlar kesinlikle gidici. Ben adamın Rıdvan olduğunu bildiğim kadar bunların gideceğinden eminim. Ama bizim mesele... Ama nasıl gideceğini biliyor muyuz çok kısaca? Ben bir seçimle mi gidecek? Vallahi seçimleri önemsiz görmemek gerekir. Meşruiyetlerini yitirdiklerin toplumun görmesi açısından. Onun dışında evet. Biz elbette ki barışçıl, demokratik yol ve yöntemlerden yanayız. Ama evet. Onlar neyi seçecek? Neyi seçecekse bu toplumun ona o ölçüde ya, ve o düzeyde murakabe edecek gücü ve etkisi de var diye düşünüyorum. İskender Bey, size geçip şunu sormak istiyorum. Aslında siyaset kapılarını bir bütün olarak muhalefete kapatmaya dönük bir çaba içerisinde iktidar aynı zamanda. Yani saldırılar da giderek artıyor. Özellikle muhalif partilere ve HDP'ye dönük saldırılar çok açık bir şekilde, ama öncelikle de HDP'yi öncelemiş bir iktidar gücü karşımızda. Ne dersiniz bu saldırıları giderek arttırmasının, bir yandan sivil toplum, diğer yandan muhalif yapılanmalar, işte basına baskılar, biliyorsunuz bunları çok yakından takip ediyorsunuz. Ne dersiniz bunlarla ilgili? Hocam şunu söyleyeyim sevgili Fehim Hocam. Ben de mesela bu gitme, nasıl gideceği meselesine ilişkin gelişmeleri sıcak, yakın ve sıcak tartışmalar üzerinden izlemek gerektiğini düşünüyorum. Takip etmek gerektiğini düşünüyorum. Ama tartışmak gerektiğini düşünüyorum. Ama hükümet şunu zaten uzun zamandır böyle bir siyasi şey yürütüyor. Yani seçim dışında zaten gitmenin tek alternatifi darbeymiş gibi tartıştırıp buradan güç toplamaya çalışıyor. Öyle değil tabii. Yani seçimle de gidebilir. Halk kitlelerinin milyonlarca işçinin, emekçinin, Türküyle, Kürdüyle, Alevisiyle, Sünnisiyle bu ülkenin Erdoğan ve Erdoğan'la birlikte Cumhur İttifakı'nın, Devlet Bahçeli'nin ittifakının kurduğu politik sistem ve toplumsal düzen açısından ki huzursuzluğu, hoşnutsuzluğu, onu sandığa da gömebilir. Sandıktan da götürebilir. Yani sandık derken illa oy anlamında da söylemiyorum. O sandıkları işlevsiz hale getirip rafa kaldırdığı için de gidebilir. Son noktada mecbur kalıp, mahkum olup biçimsel de olsa bir seçim yapmak durumunda kaldığı için de gidebilir. Ama tabii onun çok sevmediği veya darbe seçim ikilemi arasına toplumsal halkın hoşnutsuzluğunu, toplumsal muhalefetini, işçilerin, emekçilerin huzursuzluğunu sıkıştırdığı şeyin dışında mübarek gibi gitmek de var yani. Bin Ali gibi gitmek de var bu memlekette. Dolayısıyla bunların nasıl olacağına halk kitleleri, işçi, emekçi, halk kitlelerinin bu hoşnutsuzluklarını, bu huzursuzluklarını nasıl dile getirecekleri, hangi araçlar ve yöntemlerle dile getirecekleri tayin edici olacaktır. Hatta siz de az önce sordunuz. Mesela bir açıdan da üzerine yoğunlaşıldı. Mesela diyelim Türkiye'de Erdoğan'a, Cumhur İttifakı'na siz ne yapmak isterseniz diye sorsanız herhalde sür git ilelebet iktidardan inmemek ister. Yani bu bırakmak istemez yani, ne pahasına olursa olsun. Ama maalesef ki hayat işte özellikle son yıllarda sınıf mücadelesinin veya politik mücadelenin böyle olmadığını, böyle yürüyemeyeceğini işaret etti. Ben mesela şunu çok şeyle söyleyebilirim, açıklıkla söyleyebilirim. Erdoğan dün yükseldiği için saldırıyordu, bugün gerilediği için saldırıyor. Bunlar şey ayrımlar ve istediğini alamadı. İstediğini alabilseydi başka türlü ilerlerdik. Yani referandumda berabere, belki de en fazla berabere kalmış bir seçimi hileyle aldım dedi. Sonraki seçimlerde maçta kaybettiği bir maçı hayır ben kazandım dedi, tekrar oynattı. Bu sefer daha büyük fark yedi. Ama hala bir türlü istediğini alamadı. %60'lar dedi, %65'ler dedi, %55'ler dedi, 400 milletvekili dedi. Dedi de dedi, istedi bu iş halktan. Bütün bir Türküyle, Kürdüyle, Alevisiyle, Sünnisiyle bu halktan her tür şeyi denedi.
ve istedi ama alamadı. Şimdi kaybediyor, geriliyor ve onun sonucu bir politika izliyor. O gerilemeyi durdurmayı sonucunu veya engellemek için bir politika izliyor. Orada da şunu düşünmeliyiz bence. Tabii ki halk kitleleri hatta şey tartışmalarına kadar varıyor bu. Türkiye bir iç çatışmanın eşiğine gelebilir mi falan diye. Vallahi bunun ne olursa olsun bunun sorumluluğunu bu hükümet taşıyacak. Yani siz yığınların, işçilerin, emekçilerin, halkın, ezilenlerin, sömürülen halk kitlelerinin tepkilerini, siyasete müdahalelerini, kendi geleceklerine dairki tasarruflarının bütün araçlarını, bütün yöntemlerini, bütün demokratik biçimlerini rafa kaldırırsanız, bunları ortadan kaldırırsanız elbette bunun karşılığında o toplumsal değişim başka türlü kendini ortaya koyar. Yani engelleyemezsiniz bu değişimi, durduramazsınız o değişimi. Son noktada belki bir şeyi söyleyerek bunu şey yapabilirim. Biz asıl olarak önümüzdeki dönem bu dediğiniz değişimin nasıl olacağını yaşayacağız ve burada neler yapılabilir? Onu da son 20 dakikamızda ona ayıracağız Demokratik İttifak'a. Alper Hocam, size de şu boyut üzerinden sorayım. Siz aynı zamanda son yerel seçimlerde CHP'nin Beyoğlu Belediye Başkan adayıydınız da. Bir ittifak olarak katılmıştınız seçimlere. Ama görünen o iktidar kaybettikçe İskender Bey dediği gibi de habire saldırılarını arttırıyor. İşte bir taraftan CHP'li belediyelerin neredeyse tüm yetkileri saraya bağlandı. Diğer taraftan HDP'li belediyelerde yetki almayı bile hiç önemsemiyor. Direkt kayyum atayıp bir şekliyle halk iradesini gasp ediyor. Ve bu çok da aslında özellikle HDP'li belediyelere dönük gasp etmeler özellikle Türkiye'nin batısında çok da istenilen biçimde karşılık görmüyor. Yani bir şekilde sessizlikler ya da sıradan tepkilerle geçiştirmeler var. Bu tutum iktidara güç veriyor mu vermiyor mu? İkincisi, gerçekten HDP'li CHP'li belediyelerin bu kadar sınırlandırılmasına rağmen CHP'nin tutumunun yeterli olduğu kanısında mısınız? Bu konuyla ilgili de sizin görüşlerinizi almak istiyorum. Evet. Şimdi tabii bu yerel seçimler esasen yani bizim bildiğimiz manada bir devrimci manada anladığımız manada olmasa bile bir ikili iktidar yarattı Türkiye'de. Yani bir merkezi iktidar ve bir de yerel iktidar. Doğal olarak bu ikili iktidarı AKP zaten seçim sonuçları kendi aleyhine döndükten sonra bu ikili iktidara tahammül etmeyeceğini ve yerel iktidarın elini kolunu bağlayacağını ilan etti zaten. Yani açık oynadı. Tabii burada HDP'ye tabii o çatışmaların, savaşın yarattığı zemin ortamını da değerlendirerek, kullanarak kayyum politikalarıyla sürdürdü. Batı'daki CHP'lindeki belediyelerinde üzerine bir vali vesayeti koyarak, yani vesayetçiliğe karşıyız diye geldiler ama vesayet sistemini sürekli üretiyorlar. Yani seçilmişlerin üzerine atanmışların iradesini koyarak valilik üzerinden bütünüyle işlevsiz kılmak CHP'nin elindeki belediyeleri, yani HDP'ye kayyum, CHP'ye de vali vesayeti üzerinden bu yerel iktidarların toplumsallaşmasını ve bir iktidar seçeneği olmasını engellemeye dönük operasyonlara devam ediyor. Sanırım daha da devam edecek. Şimdi burada CHP'nin izlediği siyaset tarzı belli. Yani CHP hukuk açısından meseleyi ele alacağını ve parlamenter düzlemde muhalefetini geliştireceği düşünüyor ve bir tür sıranın kendisine geldiğini de bir anlamda düşünüyor. Yani bunlar gidiyor, gidecek, sırada bize gelecek gibi bir yaklaşım içerisinde. O yüzden gerek İş Bankası'nın hisselerinin hazineye devri konusunda, gerekse de kendi belediyelerine dönük ve kendi üyelerinin gözaltına alınmasına dönük herhangi bir
tepki verdiğiniz manada muhalefeti yayacak, daha da toplumsal alana taşıyabilecek adımlardan uzak duracağını ilan etti zaten Cemal Kılıçdaroğlu. Şimdi HDP'nin kayyum meselesinin tepki verilemediği doğrudur ama ben Türkiye'nin batısında halkın HDP'li belediyelere dönüp kayyum meselesini anlamadığını ve bunu kabul ettiğini zannetmiyorum. Yani bu konuda bir suskunluk bunun kabulü manasına gelmiyor. Bu aslında hep sürekli darbe tartışması yapan, efendim yeter söz milletindir lafını, bu Demokrat Parti'nin meşhur lafını, ikide bir kendisine rehber ettiğini söyleyen bir siyasal iktidarın halk iradesine ve millet iradesine ne kadar yabancı ve ne kadar düşman olduğunu, onu tanımadığını, aslında bütün tarihsel doneleri çürütüyorlar yani kayyum politikalarıyla. Doğrusunu bu insanların gözünden kaçmıyor. Ha, güçlü bir tepki gelememesi şu an konumuzun içerisinde çok konuşabileceğimiz mevzu değil. Çok da biraz derin bir mevzu. Ama her iki belediye... Topluma dönük şiddetin bundaki etkisi herhalde belirgin. Onu mu kastetmek istiyorsun? Tabii tabii. Yani bir Türkiye'de bir şey sürecinden girdik. Büyük bir çatışma sürecinden girdik. Bunun yarattığı bir iklim, korku iklimi, baskı iklimi bunlarla da ilintili. Ama bu insanların vicdanlarında, yüreklerinde kabul edilir bir şey olduğunu ben asla düşünmüyorum. Ve insanlar batıda da doğuda da ilk fırsatta bu antidemokratik anlayışa cevabını verecekler. Yani böyle bir fırsat geldiğinde bu fırsatı güçlü bir biçimde değerlendireceklerini düşünüyorum doğrusunu söylemek gerekirse. O yüzden bizim yapacağımız, onunla bitireyim. Bizim yapacağımız nokta şu. Hükümet, AKP, MHP bloğu bir kontrollü şiddet sürecine doğru gidiyor. Kontrollü baskı. Şimdi Rıdvan Vekil ve İskender arkadaşımız da söyledi. Şimdi kontrolsüz şiddet bütünüyle veya kontrolsüz baskı bütünüyle onu inşa edeni de alıp götürür. Tarihte hep öyle olmuştur. Şimdi biz ne yapacağız? Biz de buna karşı kontrollü bir direnç, barışçı, demokratik militan, kapsayıcı, meşru, kitlesel bir mücadele çizgisini geliştirmeye çalışacağız. Yapacağımız nokta bu. Peki son tura da İskender Bey'den başlayayım ben. Aslında tüm bu konuştuklarımızın gidip geldiği nokta demokratik ittifak. Yani iktidar işte en son Alper Bey de söyledi. İç savaşı körükleyecek kadar kontrollü mü olur, kontrolsüz mü olur bilmiyorum ama gözü kara davranıyor. Peki muhalefet burada nerede duruyor? Ve cidden hala güçlü bir demokratik ittifak kurulamamasının temel nedeni nedir? Yani toplum sizlerden beklenti içerisinde. Sonuçta gazeteci ve siyasetçi kimliğiyle Alper Bey ve İskender Bey burada yayında. Siyasetçi kimliğiyle bir Rıdvan Bey var ama sonuçta biliyoruz ki onlar da aynı zamanda siyasetin aktif üyeleri, aktif bileşenleri. Ne dersiniz İskender Bey? Şimdi ben biraz somut bir iki şey vermek istiyorum buna ilişkin örnek Bey hocam. Birincisi Türkiye'de demokrasi güçlerinin ittifakı, Emek Barış Demokrasi Güçlerinin ortak hareketi bir süredir. Yani bu Emek Barış Demokrasi Güçleri kimi kapsayacak? Ya da sol bir ittifak, bu sol kimi kapsayacak, kim olur, kim olmaz gibi bir tartışmayı da sürüyordu. Ama bence bu yerel yönetimlere ilişkin yapılan değerlendirmelerden de kalkarak, ben mesela uzun zamandır olamayan ama olursa da memleket için hayırlı olacağını düşündüğüm bir adımın atıldığını gördüm somut olarak. O da Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilge'nin ve Kars Belediyesi'nin hükümet tarafından hedefe konulmasına karşı ilk kez Türkiye'de son yıllarda, yanlış hatırlıyorsam arkadaşlar düzeltsinler, Emek Partisi, HDP, Sol Parti, TKP, TİP, Halk Evleri gibi başka var mıydı hatırlamıyorum ama esas olarak İşte Emek Barış Demokrasi Güçleri, ittifak yapması gereken Emek Barış Demokrasi Güçleri diye tarif edilen güçler ilk kez bir bildiri yayınladılar. Ortak bir bildiri ve ben uzun zamandır
bu partilerin ve örgütlerin böylesi bir ilk ortak bildirisine ilk kez tanık oluyorum. Yakın dönem açısından. Geçmişte nasıl biçimler aldı ayrı ama bu kapsamda son yıllarda ilk kez böyle bir bildiri oldu. Bence bu emek barış demokrasi güçleri açısından, bir demokratik halk ittifak açısından neyin yapılması gerektiğinin somut göstergesiydi. Bu bildiriyi yayınlayanlar önümüzdeki dönem Türkiye siyasetine emek barış demokrasi güçlerinin nasıl etkili bir müdahale edebileceklerinin de somut aslında örneğini gösterdiler. Onun için o yoldan yürümek gerektiğini düşünüyorum. İkincisi, şöyle bir tabloya dikkat çekmekte yarar var. Türkiye'de günlük siyaset, gündelik siyaset, hakim sınıflar arasındaki itiş kalkışlar, çatışmalar, gitgeller ve iktidar çatışmaları olarak tecelli ediyor. Böyle yansıyor. Maalesef henüz bunu değiştirecek dönem dönem demokrasi güçlerinin bir üçüncü güç olarak veya demokratik talepler için mücadele konusunda çıkışları oluyor. Ama istikrarlı bir biçimde bu dengeyi değiştirecek müdahaleleri çok mümkün olmadı, görülemedi. Şimdi bu ikili çatışma, daha doğrusu iç çatışma, hakim sınıflar arasındaki iç çatışma, Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı diye dışa vurdu kendisini. Millet İttifakı'nda CHP, özellikle belli bir toplumsal kesimin arkasına da alan bir yaklaşımla, liberal demokratlar, sol liberaller de dahil, HDP'yi de Millet İttifakı, Millet İttifakı artı HDP gibi bir formül üzerine de tartışma sürdürüyorlar. Ama ben bunları çok gerçekçi bulmuyorum. Yani nesnel olarak gerçekleşebileceğini düşünmüyorum. Sistemin bugünkü baskıcı ve gerici faşist bir düzene doğru giden yüzünü Cumhur İttifakı temsil ediyor. Buna karşı parlamenter bir demokrasiye iyileştirilmiş, gözden geçirilmiş, güçlendirilmiş, ne dersek diyelim, çeşitli biçimlerle sürdürülen Millet İttifakı temsil ediyor. Bunun yanına şimdi DEVA ve Gelecek Partisi de konmak istiyor. Dolayısıyla aslında geriye yapılması gereken gerçek anlamda demokratik bir muhalefet odağının, devrimci demokratik bir muhalefet odağının, belki üçüncü bir şey de denebilir, odak da denebilir, güç de denebilir, çıkıp kendisini bu sürece müdahale olması, daha ileride gücü yettiği kadar müdahale olup bu çatışmayı da etkileyecek bir pozisyon alması gerekiyor. Ve bence o bildiri, tekrar onu hatırlatırsam, o bildiri bunun da potansiyelini gösteriyordu. Son olarak bir şey daha söylemek istiyorum. Buyurun. Bunu sağlamak elbette bir yanı iradi olarak düşünebiliriz. Yani iradi olarak bu partilerin bir araya gelmesi, siz de söylediniz. Ben de sonuçta bir gazeteciyim ama Emek Partisi'nde de siyaset yapıyorum. Bu güçlerin iradi olarak bir araya gelmesi açısından birçok zayıflıktan veya birçok karşılıklı eleştiriden bahsedebiliriz. Bunlar çeşitli biçimleriyle bu partilerin yayınlarında, bu kurumların yayınlarında, resmi yayın organlarında da yer aldı, tartışıldı. Ama bize hayatın bize getirdiği bir gerçeklik var. Şimdi nesne olarak şu mümkün değil. Millet İttifakı, DEVA ve Gelecek Partisi varken yanına bir de HDP'yi koyup şöyle bir geniş Millet İttifakı'nın daha farklı olması gibi bir seçenek bugün için bence nesne olarak mümkün değil. CHP, HDP bu tarafta, İYİ Parti, DEVA, Saadet, sağda bir başka ittifak. CHP ve HDP ittifakı burada. Diğer sol parti, MHP, TKP gibi güçler de kendi açısından bir başka pozisyon alabilecek mi gibi bir tablo. Bu da mümkün değil bence nesne olarak. Bugün için verili koşullar içerisinde. O zaman geriye şu kalıyor. Çünkü CHP cephesi şunu açık düşünüyor. En üst düzeyde biliyoruz bu değerlendirmelerin nasıl yapıldığını. Yani CHP ve HDP ittifakı şu andaki oylarının toplamını bile alamıyor diye bakıyorlar. Yani topladığınızda %39, %40 yapıyor. Bu iki ittifak sandıktan %35'i geçemez. İkisinin de oyu düşer diye bakılıyor. CHP genel merkezinde ben bu kanaatin çok güçlü olduğunu biliyorum. Dolayısıyla CHP içerisindeki ulusalcı karaktan mı ortaya çıkan bir sonuç? Tamamen. Hayır, tamamen seçim mühendisliği ve seçim aritmetiği, oy, sandık ve seçim sonuçları üzerine yapılan şeyler üzerinden çıkarılıyor bunlar. Nasıl diyelim? Simülasyonlar üzerinden çıkarılıyor. Yani hangi bölgede hangi parti ne kadar oy almış, onun oyuyla şimdi orada şöyle bir şey olursa kimin hangi kesimlerden aldığı oy gider, onun yerine ne kadar gelir gibi gerçekten seçim mühendisliği simülasyonları bile yapılıyor yani.
Dolayısıyla peki, geriye bence çok nesnel olarak bir tablo kalıyor. Bir yanda Millet İttifakı, şimdi onun Gelecek ve Deva Partisi'ni de kapsayıp genişleyip genişlemeyeceğini tartışıldığı bir süreç var. Zaman daralıyor. Son birkaç cümlenizi alayım. Bir tarafta da Kars'taki belediyeye yapılan baskılara ve Ayhan Bilge'nin yanındayız diye imza atan bildirgenin altındaki partiler ve örgütler var. Dolayısıyla aslında evet, Türkiye'de demokrasi ittifakı açısından tablo böyle nesnel olarak kendini dışa vurmuş durumda. Bütün mesele bu nasıl ilerleyecek? Ne kadar ilerleteceğiz? Peki. İlerlerse iyi olur. Memleketin ayrını olur diye düşünüyorum. Peki. Alper Bey, İskender Bey aslında biraz somut veriler üzerinden yola çıkarak görüşlerini söyledi. Ben soruyu çok uzatıp zaman kaybetmek istemiyorum. Siz ne dersiniz bu konuyla ilgili? Çünkü önemli bir konu. Evet, yani şimdi bu demokratik ittifak meselesini hangi bağlam üzerinde ele alıyoruz? Genelde bizim demokratik ittifak denilen mevzu seçim dönemine geliyor, takılıyor ve seçimde nasıl bir seçim siyasetini hapsoluyor. Orada da çok şey yapamıyoruz, işin doğrusunu söylemek gerekirse çok yol alamıyoruz. Ama sonuçta en son yerel seçimlerde bir demokratik ittifak tabanda gerçekleşti, bunu da görelim. Yani ama toplumsal mücadele alanlarında değişik düzlemlerde hep yan yana olduk, bir ittifak yaptık. İttifaksız da olmaz zaten, siyaset dediğin ittifaksız bir siyaset mümkün değil. Yan yana olduk, eskisi gibi değiliz, birbirimizin kurdu değiliz, birbirimizle dayanışma içerisindeyiz. Elbette ki bunları geliştirmek, daha da büyütmek gerekiyor. Yaşanan deneyimlerden de dersler çıkartıp yapmak gerekiyor. Şimdi iki şey söyleyeyim, bitireyim. Bir, Türkiye'de siyaset çok sağa bükülmüş vaziyette. Fikri açık ve berrak net bir biçimde siyaseti sola çekmemiz lazım. Yani sol talepler artık her iki millet cephesi de, Cumhur İttifakı da zaten onu bir tarafa koyarak konuşuyorum. Toplumun, ezilenlerin, emekçilerin şu anki taleplerinin taşıyıcısı asla olamazlar. Yani ben Alper Bey bir şey diyeyim. Siz kamerayı düzeltinceye kadar ben aynı soruyu Rıdvan Bey'e sorayım. Tekrar size dönerim, kaldığınız yerden devam edin. Rıdvan Bey, siz ne dersiniz özellikle bu demokratik ittifak meselesine? Türkiye'de var olan istikameti değiştirmek için bir üçüncü yol siyasetine ihtiyaç var. Bu bir takım çevreler tarafından maksatlı olarak çarpıtılan sermaye ile işçi sınıf arasında bir üçüncü alternatif biçimde değil elbette. Yalnızca egemen sınıfların siyasi temsilcilerinden herhangi birine iltihak etmeden devrimci, demokrat, yurtsever bir siyasi alternatifi kurmak Türkiye'nin şu anda tek çıkış yoludur. İttifaklar, Alper Başkan'ın da söylediği gibi, mutlaka olacaktır. İttifaklar zaten taktik yan yana gelişler olarak görülmeli. Ama toplumu, siyaset kurumunu ve ülkeyi bir bütün olarak yeniden yapılandıracak olan şey devrimci, demokrat, yurtsever güçlerin yan yana gelmesidir. Temel olan budur, stratejik olan budur. Fakat bu geçmişte de defalarca yapmaya çalıştığımız gibi işte ne kadarsa o kadar siyasi partilerin, sol, demokrat, sosyalist siyasi partiler yan yana gelmesiyle başarılabilecek bir şey değil artık tek başına. Onun dışında görüyoruz ki var olan AKP-MHP koalisyonundan hoşnutsuz olan çok geniş kesimler var. Özellikle korona kriziyle birlikte ve yaşanan ekonomik krizle birlikte her geçen gün yaşam koşulları risk altına girmiş çok geniş kesimler var. Dolayısıyla bir üçüncü yol siyasetinin bu kesimleri kapsayacak yeni bir siyasi perspektifle oluşması gerekiyor. Seçimlere gidildiğinde ise yani meseleye şöyle bakmak mümkün. AKP-MHP koalisyonu değiştirilmesi için elbette bir takım yan yana gelişler, bir takım ittifaklar sağlanabilir. Ama bizim yalnızca AKP-MHP'yi tarihin çöp sepetine göndermek gibi bir meselemiz yok. Aynı zamanda onların siyasi temsilcisi oldukları kapitalist yapıyı da, kapitalizmi de tarihin çöp sepetine göndermek gibi bir niyetimiz var. O sebeple ona ilişkin ittifaklar, taktik ittifakların daha ötesinde uzun erimli ittifaklar olmak zorunda. Önümüzdeki döneme ilişkin ben bunun nüvelerinin düne göre daha
fazla olduğunu düşünüyorum. Yani biz geçmişte Alper Başkan da hatırlayacak, beraber çalıştığımız dönemlerde hani çok zorladık, şu kurumlar yanlarına gelsin, şöyle bir ittifak yapalım, hadi bir seçim ittifak yapalım. Bunlar çok önemli ve anlamlıydı. Ama belki nesnel olarak koşulları zorlayarak bunu yaptık. Şimdi ise bu hem dünyayı saran hem Türkiye'yi saran bu çoklu kriz ortamında alternatif bir devrimci demokrat yurtsever siyaseti üretmek ve bunu bir üçüncü yol siyaseti haline dönüştürebilmenin toplumsal ve siyasal zemininin düne göre ben çok daha uygun olduğunu düşünüyorum. Buradan ileriye doğru hareket edildiğinde İskender Hocam'ın örnek verdiği o Kars örneğinde olduğu gibi o çok küçük bir nüvedir. Ama bunu alanda siyasal daha geniş bir kisveye büründürmek suretiyle son derece sonuç alıcı adımlar atılabilir diye düşünüyorum. İşimiz o anlamıyla bir taraftan zordur ama geçmişten aldığımız bir ton ders var, bir ton tecrübemiz var ve iktidarın geldiği nokta var. Toplumsal ve siyasal nesnel koşullar var. Bunlar da göz önünde bulundurduğumuzda meselenin altından kalkılamaz bir mesele olmadığını düşünüyorum ve altından mutlaka kalkacağımıza da inanıyorum. Peki. Alper Bey, kameranın azlığına uğramıştınız. Kaldığınız yerden devam edin. Sizinle de bitireceğiz yayını zaten. Evet, şimdi bizim yapacağımız iki şey var. Yani çok uzatmayayım, ben de bağlamamız gerekiyor. Birincisi, bir tabanda bir yan yanalık ve bir ittifak var. Bunu her yerde görüyoruz. Bu önemlidir. Orayı güçlendirmek lazım. Orayı büyütmek lazım. Bugün bir pandemi süreci içerisine girdik. Aslında bize dair fikirlerin sola ait, eşitlik, özgürlük değerlerinin ne kadar kıymetli olduğu da ortaya çıktı. Çıkıyor. Şimdi biz buralarda bu pandemi sürecinde bizim için acil olan neyse oralardan yüklenmeye devam etmemiz lazım. Ve tabana doğru bu siyaseti toplumsallaştırmamız lazım. Tabandaki o birliği kuvvetlendirmemiz lazım. Yani bunlar nedir? İşte sağlıkta özelleştirmeye karşı olmanın, kamucu bir sağlık, parasız bir sağlığın ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Yani burada bir demokratik ittifak, bir aşağıdan mücadele anlayışı, o kurumlar üzerinden, o alan üzerinden mücadele tarzı. İşte işçiler çalıştırıldı zorla. Şimdi bir yerde grev yapamadık. Demek ki neresi eksik? Bir emek hareketi, birleşik bir emek hareketi, sınıf hareketi eksik. Mesela buralarda bir aşağıdan buraları bir güçlendirmek, bu anlarda işçinin, sınıfın taleplerini savunabilecek bir muhalefet zemini yaratabilmek ve ekoloji, bunu çoğaltabilirsin. Şimdi burada bu toplumsal zeminleri her birimizin kuvvetlendirmesi lazım, güçlendirmesi lazım. Birincisi o. İkincisi, çok somut gündemler etrafında bizim bu demokratik ittifak denilen meseleyi somutlaştırmamız lazım. Mesela bu nedir diye ilk başta sorarsanız, işte yarın vekilim meclise gidecek. Şimdi bu meclisin kürsüsünde bir tartışma alanı olarak mı kendisini sınırlayacak, yoksa biz bu meseleyi toplumun bütününe mi taşıyacağız? Hangi mesele? Bu TUMOP'a, barolara, hatta TDB'ye dönük bu darbeye karşı biz bu darbeyi püskürtmek için aşağıdaki yerel dinamikleri de hareketlendirerek, bunun da bir koordinasyonunu kurarak, oluşturarak, ya biz bu yasayı getirdik de keşke bu yasayı getirmeseydik diye bunları pişman edebilecek bir toplumsal demokratik ittifak bu somut talep üzerinden geliştirebilirsek, güçlendirebilirsek, sözünü ettiğimiz sorunları zaman içerisinde, pratik içerisinde çözebilme kabiliyetimiz... Ben kıyaslama için soruyorum yani. Kıyaslama için soruyorum mesela. Aynı somut talep 2016'da tutup HDP'li belediyelere kayyum atandığında da güçlü bir şekilde ortaya çıkmış olsaydı bugün daha iyi yol almış olmaz mıydık? Siz aslını düşünüyorsunuz ama ben hala siyasetin önemli bir kesiminin özellikle HDP'ye ve Kürtlere dönük tutumlarının ya onlar Kürttür, onlar sonuçta işte silah, benzeri şiddet deyip işin içinden çıkıyorlar. Ya bak Fehim Hocam, şimdi bu çok önemli bir konu. Başka bir zaman istersen bunu konuşalım. Ben şimdi şunu görmek istiyorum. Kısa söyleyin, bitirelim. Yani, ya,
Bu tür ortamlarda zaman zaman Twitter'da da böyle yazdıklarına falan baktım da şimdi şöyle bir haksızlık zaman zaman bu tarafa doğru yapılıyor. Şimdi bu Türkiye'nin batı tarafı Kürt halkının taleplerini anladı. Anladığı bir dönemi yaşadı. 2015 Haziran'ı. Yani Rojava meselesinde Türkiye'nin batısında ortaya çıkan ses, bak bunu değerlendiremedik. Burada Kürt siyasi hareketinin de büyük yanlışları var. Şimdi bu yanlışları da görmeden, bu yanlışlar konusunda da ciddi bir muhasebe yapmadan, ya kayyumlara niye insanlar batıdan ses veremiyor demek biraz, nasıl söyleyeyim, çok anlaşılamıyor. Yani bunun çok bambaşka nedenleri var. Ben Kürt siyasetçilerine onu soruyorum. Sonuçta Türkiye'li siyasetçilere de onları soruyorum. Yani tamam. Dediklerinizi ben de diyorum siyasetçilere ki, ben de soruyorum. Kürt siyasi hareketi ve bizler, öyle söyleyelim. Ama özellikle Kürt siyasi hareketi yakalanmış bir zemini, 7 Haziran seçimleri ve Rojava süresince yakalanmış o IŞİD saldırıları çerçevesi yakalanmış bir siyasal zemini maalesef değerlendiremedi. Maalesef o süreci bedava ettik. Şimdi burada İskender arkadaşın söylediği önemlidir. Kars'taki kayyuma karşı bir duyarlılığın toplumsal olarak geliştirmesi, Diyarbakır'a dair de geliştirmeye çalıştık. Ama burada ben şunu savunmuyorum asla. Yaptık, yapıyoruz filan. Hayır, bizim eksiğimiz, bizim kusurumuz, bizim zafiyetimiz var. Bizim toplumsal gücümüzden kaynaklı olan bir şey. Elbette dediğin doğrudur. Kayyumlara karşı da TUMOP'a, barolara, TDB'ye sahip çıktığımız kadar kayyum altındaki yerel yönetimlere de CHP'lisi demeden, HDP'lisi demeden sahip çıkmamız lazım. Dediğin o anlamda ifade etmek istedim. Size dönük özel bir şeyden söz etmedim zaten. Ben genel olarak Türkiye siyasetinden söz ettim. Ne yazık ki zamanımızı tamamladık. Bizden sonra da başlayacak programlar var. O yüzden çok fazla da uzatamıyoruz. Her iki siyasetçimizin ara sıra kamerası her ne kadar falso verse de iyiydi ama sonuna kadar götürebildik. Biz ama gazetecilerin kamerası gazetecilerin kamerası sağlam durdu bu arada. Onu da ben söyleyeyim. Alper hocam. Alper başkan son sözü söylemek için düşürdü kamerayı. Onun için düşürdü. Olabilir. Ama iyi. Böyle esprili kapatalım. Biraz esprili kapatalım. Daha iyi koşullarda da ben eminim daha iyi programlar yapabiliriz. Ama bu dönemde de yayıncılığı bu şekilde sürdürdük. İzleyicilerimiz de bu tür şeyleri doğrusu hoş görüyorlar. Onu da söyleyeyim yani. Sonuç itibariyle koca devasa bir medya imparatorluğuna karşı köşede bucakta kendi olanaklarıyla yayıncılık yapıp o devasa imparatorluklardan daha etkili olan bir yayıncılık yapıldığını da görüyoruz. Bu önemli. Aslında halkın izlediği, dinlediği yayınlardır da muhalif mecra, hem ülkedekiler hem ülke dışındakiler. Ben bunları dedim ama bu diğer taraftan da her birinize Sayın Rıdvan Turan, Sayın Alper Taş ve Sayın İskender Bayan, her üçünüze de katkı ve emekleriniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, bir medya haberde gündemin daha sonuna geldik. Önümüzdeki programlarda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.